Tek zarf ilkesi aslında Türkiye'nin gündemine yeni girdi. Yanlış hatırlamıyorsam 13.3.2018 tarihinde yürürlüğe giren bir yasa ile birlikte bu Türkiye'nin gündemine girdi ve ilk kez seçimlerde, genel seçimde 24 Haziran seçimlerinde bunu uyguladık. Bu seçim kanunlarındaki bir değişme olmasına rağmen ve aradan da bir yıl geçmemişken uygulanmasının sebebi anayasada bir geçici hüküm vardı ve o ilk milletvekili seçiminde seçim kanunlarındaki değişikliğin üzerinden bir yıl geçmemiş olsa bile uygulanabiliyordu. Onun için uygulandı tek zarf ilkesi ve Cumhurbaşkanlığına ilişkin oy pusulası da milletvekiline ilişkin oy pusulası da tek zarfa girdi ayrı ayrı pusula olarak. Bu sefer şimdi önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlerde bir yıllık bir süre var ama bir yıl dolmuş oluyor haliyle. Ve bir yıl dolmuş olması sebebiyle bu uygulanacak. Buna göre yine yerel seçimlerde de tek zarf ilkesi söz konusu olacak. Peki nasıl olacak tek zarf ilkesi? Bir kere geçen dönemlerde birden çok zarfa ayrı ayrı pusulalar konuyor ve ayrı ayrı sandıklara atılıyordu. Ve bu şekil sebebiyle de birçok oy geçersiz sayılabiliyordu. Yani atılması gereken sandıktan başka bir yere atılması, koyulması gereken zarfın dışında pusulanın başka bir zarfa konulması gibi sebeplerle gerçekten birçok oy iptal ediliyordu. Mesela 2014 seçimlerinde çok miktarda geçersiz oy var ve bunlar büyük oranda muhtarlık oy pusulasının normal zarflardan bir tanesine konulmuş olmasıydı ve böyle direkt geçersizliğe sebebiyet veren bir şeydi bu. Tüm bunları ortadan kaldıralım ve bu geçersiz oyları, oy oranını azaltalım. Millet iradesi, çünkü bu oyu kullanan o oyun geçersizliğini murad etmiyor. Çünkü geçersizliğini murad eden boş oy verebilir, başka bir şekilde onu geçersiz sayabilir. Bu geçersiz olduğunu murad etmiyor. Niyeti geçersiz kılmak değil. Ama fark edemiyor, bilmiyor. Kargaşa halinde ya da aceleden bir şekilde muhtar oy pusulasını diğer oy pusulalarının yanına aynı zarfa koyuyor ve böylece oylar geçersiz oluyordu. Oysa şimdi hatta söyleyeyim 2972 sayılı yerel yönetimlere ilişkin kanun var. O kanun 19. maddesine dayalı olarak olacak. Bu oradaki değişiklikle söz konusu oluyor. Tek zarf ilkesi var. 4 pusulada aynı anda 4 pusula veriliyor kendisine. 4 pusulaya ilişkin oyunu kullanıyor seçmen ve tek bir zarf var. O zarfa konuyor ve gelip sandığa atılıyor. Ne var bu zarfın içerisinde? 4 pusula neyi kapsıyor? Her seçime ilişkin pusulalar ayrı bir kere. Bir büyük şehir düşünelim. Mesela benim seçim bölgesi Sakarya'yı düşünelim. Örnek olsun diye. Bir tane büyükşehir belediye başkanlığı oy pusulası verilecek seçmene. Bir tane hangi ilçede oy kullanıyorsa, çünkü herkes bir ilçededir. Hangi ilçede oy kullanıyorsa o ilçenin belediye başkanına ilişkin oy pusulası verilecek. Bu da ettiği ki. Bir de o ilçenin belediye meclisine ilişkin ayrı bir oy pusulası verilecek. 3 oldu. Bir de muhtarlığa ilişkin oy pusulasını o zarfın içine koyabilecek 4 oldu. Yani 4 oy pusulasını tek bir zarfın içerisine koyuyor ve gelip sandığa atıyor. Peki küçük şehirlerde, yani küçük şehir demeyelim de büyük şehir olmayan diğer illerde nasıl olacak 51 ilde? Orada büyük şehir yok. Onun yerine il genel meclis üyesi oy pusulası var farklı olarak. Yine 4 tane oy kullanıyor. Az önce söylediklerim var. Büyükşehir'in yerine de il genel meclis üyesi var. O 4 oy pusulasını zarfın içerisine koyuyor ve sandığa atıyor. Ne kazanıyoruz? Bakın, başka pusulanın başka zarfa girmesinden mütevellit ortaya çıkan oy geçersizliklerinin önüne geçiyoruz. İnşallah bu sefer geçersiz oy oranı bu tek zarf ilkesine dayalı olarak daha düşük olacak diye biz bekliyoruz.